1949 yılında Ankara'da dünyaya geldim ve yani doğduğumdan beri de Ankara'dayım. Gezme dışında gittiğim, Ankara dışına gittiğim zamanlar haricinde hep Ankara'da oldum. Ankara'da ilk hatırladığım Demirli Bahçe'de bahçe içinde bir evimiz vardı. Böyle yüksek tavanlı ve çatı katında da çatıda da bayağı dolaşılabilecek bir mekanı olan bir yapıydı. Ankara'nın o zamanlar evlerinin büyük bir bölümü herhalde bu bulvar üzerindeki büyük binalar haricindekiler ki onların da büyük bir kısmı bahçeliydi. Hemen hemen bütün evlerin bahçesi vardı. Bizim de bahçemizde baharda bahar duttan başlayarak ilkbaharda sonbaharda muşmulalara kadar devam eden bütün meyvelerin yetiştiği sebzelerimizin olduğu bir ortamda büyüdüm ben. İlkokulu Demirbahçe İlkokulu'nda okudum. Üçüncü sınıfa kadar, üçüncü sınıfı da dahil olmak üzere orada bitirdim. İlkokula başladığımda başladığım yıl en en hayatımdaki güzel anılarımdan bir tanesidir. İlkokul öğretmenimiz e, Saffet Altınay Hoca, hiç unutmuyorum. Nur içinde yatsın. Bize başladı e, öğretmeye ama o yıl ilk defa e, bütün sınıfı 23 Nisan'da Çankaya'daki Atatürk Köşkü'ne götürdü, hepimizi. Eşinin bir arabası vardı, arabası iki üç sefer yaptı, bütün sınıfı bö bö bölerek. E, e, şimdi daha önce e, çevresini biliyordum ama içini ilk defa o ilkokul birinci sınıftaki hocam sayesinde içine ilk defa girmiştim. O ilkokuldaki herhalde en önemli anılarımdan bir tanesi benim. Sonra e, biz yeni mahallede bir eve taşındık. E, o tarafa taşınınca bir süre teyzemde kaldım. Ertesi yıl 3. sınıftan sonra annemlerin yanına e, aldım, e, aldılar e, okulu. Orada ilkokulu bitirdim. Ortaokulu yeni mahalle kız lisesinde okudum. Ama bir şey oldu. <laughs> yeni Mahalle Kız Lisesi'ni bitirdiğim adı hala öyle. Yeni Mahalle Kız Lisesi, lise. O ortaokul kısmında vardı. Bitirdiğimiz yıl dediler ki Yeni Mahalle'ye yeni bir lise yapıldı. Mustafa Kemal Lisesi. İşte şunun altında oturanlar oraya gidecek. Beşinci durağın üstündekiler de Yeni Maliye Kız Lisesi'ni okuyacak. Dolayısıyla ben Mustafa Kemal Lisesi'ne gitmek durumunda kalanlardan oldum. Orta liseyi orada şey yaptım. Bundaki amaç şuydu, her iki lisede de kız lisesi adı olsa bile kız erkek öğrencilerin karışık olarak eğitim görmelerini sağlamaktı. Şimdi Mustafa Kemal Lisesi de bir erkek ilerin <laughs> egemen olduğu erkek öğrencilerin olduğu bir şeydi. Birden bire biz zaten 24-25 kişiydik sınıfta. Üç tane kız geldi <laughs> sınıf. Ama ben ortaokuldayken e, jimnastik yapıyordum ve e, Ankara e, jimnastik grubu içinde e, çalışıyordum çünkü. Oradaki beden eğitimi öğretmenimiz onun, o işin antrenörlüğünü yapıyordu. Necla Hanım. Bu tarafa gel, gelince ben şimdi ne yapacağım diye düşünmeye başladım ama orada daha güzel bir beden eğitimi öğretmeni daha güzel değil ama herhalde aynı şeylerde nitelikte belki daha bir fazlası da olan Bizim beden eğitimi öğretmenimiz Turgut Kurdaş'tı. Kemal Kurdaş'ın abisi. Kızı da bizim okulumuz sınıfımızda öğrenciydi. Biz e, üç hanım e, geri kalan bin erkekli <laughs> başladık. <gülüyor> i̇lk yıl daha yeni yapılmıştı. Daha ilk derste Turgut hoca bize şöyle bir şey yaptı. Yarın herkes e, ha, e, eşofmanlarını giyip gelecek dedi. Bir şeye, terse. E, tamam giydik geldik. O sırada okulun içine bir kamyon geldi. Ve kamyonu üstü taş dolu. Hadi bakalım dedi. Herkes grup grup çıkacak sırt sırta vereceksiniz. Kamyonun üstü içindeki taşları atacaksınız. Ortada bir Atatürk heykeli vardı ama platformu çevresi düzenlenmemişti. Onun taşlarını hep beraber el birliğiyle o Atatürk zamanındaki sistemi bize uygulayarak yaptırmıştı. Nur içinde yatasınca hocalarımız. Hep öyle yaparlardı. Ama bir güzel şeyi daha vardı. Sonbaharda Turgut Hoca e, hep e, çocuklar sefere hazır olarak gelin. Gelecek haftaki derse derdi. Biliyorsunuzdur oranın arka tarafından inince eski İstanbul yolu e, sol tarafı tamamen Atatürk Orman Çiftliği'nin meyve bahçelerinin bulunduğu alan idi meyve bahçelerinin diplerini, ağaçların diplerini kapamamız lazım. Orada çalışan görevliler yetişmez, yetişemeyecekler. Hep beraber orayı kapatırız. Baharda açmaya giderdik. Bizi böyle kolektif ülkemizin, toprağımızın, Atatürk'ten bize miras kalan, maalesef kalamadı günümüzde. Kaldıramadık, kalmasını sağlayamadık. Alanları da bu şekilde size bıraktı Atatürk. Bakın bunların meyve sularını içiyoruz, bunların oksijeniyle nefes alıyoruz. Uygulamalı olarak öğretirlerdi. Sonra 67'de. Üniversite sınavına girdim. Üniversite, ha ondan önce liseyi bitirmeden bir yıl önce ama hala oraya devam ettim, e, gidip geldim. E, bu sefer Cebeci'ye taşındık. E, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yanındaki hemen yurdun arkası, yanındaki sokakta oturuyoruz. Ee, ve son sınıfı orada bitirdikten sonra üniversite ne, nereye gideceğim benim hayalimdeki ormancı olmaktı. O kadar o yeşilliklere ağaçlara alışmıştık ki hem evdeki bahçeden hem hocalarımızın telkinleri ve yol göstermeleriyle. O sırada düşünün 1967 öğrenci olayları Ankara'da. Annem dedi ki hayır Orman Fakültesi İstanbul'da bir tek seni dedi bak iki kardeşin daha var seni orada okutacak kadar bütçemiz yok Ankara'da bu kadar fakülte var burada hangisini istiyorsan ona gideceksin. Peki dedim hemen böyle bir yanımda siyasal bilgiler var o zaman siyasal bilgilere gidiyorum dedim yine hayır dendi. Neden? Çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde o yıllarda hemen her gün bir, bir olay oluyor, protestolar oluyor ve bizim evlen aramızda da bir sokak var zaten. Ben şimdi birazcık da yakında da hemen fakülteye ulaşabileceğim diye düşündüm. Sonra şeye Olmaz dediler oraya da. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin binasını çok severdim. Çünkü biz lisedeyken de ortaokulda başlamıştık aslında. Ortaokulda ve lisede her hafta sonu bir kere ya bir tiyatroya ya bir sinemaya gidilirdi. Arkadaşlar, gruplar halinde. Ve o yeni mahalleden de gelseniz, Cebeci tarafından da gelseniz, Kızılay'dan geçiyorsunuz ve Kızılay'da o güzel binayı görüyorsunuz. O zaman bu kadar iç içe de değildi. Sanki yol çok daha geniş, çok daha şeydi. Hemen onun kıyısından da zaten Kavaklıdere ile İncesu'nun birleşmiş hali bir deremiz akardı. Öyle de çok kirli, pis filan da değildi yani. Tamam dil tarihte bir filolojiler çok yüksek bir de arkeoloji yüksek. Şimdi filolojiye gitsem ne olacak nasıl olsa arada öbürsünü de yaparım. Arkeolojiye dedim ben kaydolacağım. Hangi arkeoloji dediler bu sefer. <laughs> Klasik arkeolojide dediler hanımları pek istemezler. Ee, e, e, ben de dedim öbür Ön Asya arkeolojisine kaydolurum. Ondan sonra neyse yaptırdık kaydı gittik derse şeye işte iki üç gün sonra zaten dersler başlıyordu. Yine eskiden şöyle bir sistemimiz vardı. Bir kasımda bir kasım ne gün olursa olsun pazar günü dahi olsa. Üniversiteler eğitime başlardı. A Açılışı yapılırdı ayın birinde bir Kasım'da. Ondan sonraki günlerde de devam edilirdi. Ön Asya Arkeolojisi'ne e, şey yaptım, e, girdim. Ben e, Benim o ilk girdiğim sırada en bilgi hoca dekandı. Kaydı yaptırdık, derse gittik. Derste dediler ki sizin kaydınız burada yok. <laughs> Nasıl olur? İki arkadaş yani ben ve bir arkadaşım daha. O da e, Aydın Üniversitesi'nden emekli. <laughs> o da arkeolog oldu. Ben de arkeolog oldum. E, şimdi ikimiz. E, ne yapacağız? Hayır sizi dediler. Nereye? Yani bir başka bölüme yapmışlar kaydı. Ne olacak peki? Ancak dediler dekan düzeltebilir. Dekana gittik. Dekan ile görüştük. Emin Hoca ile ilk tanışmam o oldu. Ee, biz tabi böyle barbar bar 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 söylüyoruz şeyleri. Dedim ki memurumuz yanlış yapmış. Yani bizim kabahatimiz değil. Bakın bizim elimizdeki kağıtta da böyle yazılı. Ha, tamam tamam dedi Emin Hoca. Bir şartla dedi düzeltirim bu işinizi dedi. ölü dillerden okuyacaksınız Evet Evet. Astroloji okumadım, hititoloji okudum. Ama astrolojiye belge buldum. Yaptığım kazılarda Emin Bey, hocama da öyle <laughs> karşılık verebildim ancak. Yani Asur dilinde yazılmış belgeleri bulabildim, buldum. şöyle söyleyeyim. Üniversiteyi böylece başladık. E, tabii o dönemde epey bir e, yoğundu e, öğrenci olayları, e, arkadan başka türlü şeyler. Ama mümkün olduğunca e, arkeolojinin bir öyle e, hoş tarafı da var e, zaten. E, şimdi. E, Derslerinizi yapıyorsunuz ama onun dışında derste öğrendiklerinizi hocalarımız çünkü hep öyle söylerlerdi. Biz burada anlatıyoruz ama siz her fırsatta müzeye gideceksiniz. O eserlere tek tek gözü nasıl, kulağı nasıl, burnu nasıl, ayağı nasıl işlenmiş ya da nasıl bir kap yapılmış, nasıl süslenmiş bütün bunları gözünüzün bizzat o malzemeyi görerek alışması lazım. Onun için Nur içinde yazsın yine Tahsin Özgüç hocam derdi ki her hafta ben gidip iki yerden kimlerin oralara gittiğini öğrenirim. Haberiniz olsun diye sınıfta ilan ederdi bir müzede müzeye kimler geldi bu hafta iki Türk Tarih Kurumu kütüphanesine kimler geldi <laughs> gerçekten ve hepimizi söylerdi bu, bu, bu hafta iki kişi gitmiş tarih kurumuna onlar da belli derdi şimdi herkes birbirine bakardı hocaya kim söyledi başkalarının gitmediğini diye sonunda keşfettik çünkü buraya geldiğinizde bir kitap istiyorsunuz, <laughs> kitapta da adınız yazılı, bölümünüz yazılı, şeyde kartta, kitap, talep kağıdında. Hoca her hafta gelip, kütüphanede çalışan Sevim Hanım'dı zannedersem. Sevim Hanım'dan şu bizim çocukların kağıtlarını, büyük işlerini bir ver bakayım ne yaptılar diye sorarmış. E, ve bu hafta şu kadar kişi gitti. Bu hafta sadece bu gitti. E, bu hafta altı kişi gitti. Ama şu, e, şuna baktılar. Buna bakmadılar diye hepimize gelip sınıfta söylerdi hocamız. Arkeolojiyi e, bitirdim. 71 yılının işte şeyinde baharında zaten daha önceki yıllardan başlayarak ikinci sınıftan itibaren hocalar kazıya adam daha doğrusu öğrencilerden seçip götürürlerdi. Böyle çok fazla şartları uygun olmadığı için fazla öğrenci götüremezlerdi. Ama derse daha ilgili, daha fazla okuyanları haklı olarak, yani daha sonraki yıllarda ben de aynı şeyi yaptım. Onlardan seçerek kazıda çalışmak üzere hem de eğitmek üzere götürürdü. Benim o zaman ilk şeyime düşen acı büyüktü. Nimet Hoca, Nimet Özgüç Hocam ...nurlar içindedir o. Oh, eminim. Çünkü... ...hep bir şey öğretirdi. Her zaman... ...her bildiğini... ...mutlaka, mutlaka... ...çevresindekilere söylerdi. Yani o bilgiyi... ...ben saklayayım da... ...kendim kullanayım sadece... ...değildi de asla. Çoğu zamanda... Böyle e, geç vakitte olsa ilerideki yıllarda tabii ben de e, akademik hani yere başlayıp da e, onun çalışmalarını devam ettirmeye başladığımda mesela gecenin bir saatinde saat 10 olmuş 11 olmuş hoca telefon eder. Uyuyor muydun? Hayır hocam uyumuyorum. Buyurun nasılsınız bir şey mi var? Yok hayır bir şey okuyordum da bak şurada şöyle bir eser var. O eser bizim şu eserle benzerlik gösteriyor. Onları bir karşılaştırmak lazım. Aklında olsun. Ben şimdi yatacağım. Sabaha kalkmazsam bu bilgi benimle toprak olmasın derdi. Yani o, o Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği e, hocalar e, şeyde hocalardı. Şimdi bizim zamanımızdaki, dönemimizdeki öğrencilerin önemli bir avantajı zaten. Fakültemizin içi gerçekten Atatürk zamanında gerek yurt dışına gönderilmiş, gerekse yurt dışından fakültenin ilk hocaları olarak gelmiş yabancılar tarafından yetiştirilmiş hocalardı hepsi. Ya Almanya'da doktoralarını yapıp geliyorlardı ya da Almanya'da Hitler'den kaçıp Türkiye'ye gelen ya da iş bulamayan Almanya'da, Avusturya'da ki hocalar Atatürk'ün ülkesine gelip buradaki eğitim kurumlarında hocalık yapıyorlardı. Mesela benim mezun olur olmaz ilk tanıdığım benim hocamın da hocası olan Hans Güslem Güterbok'tu. Çünkü Güterbok bizim fakültenin hititoloji profesörüymüş. O hocaların da Muazzez Hanım, Nimet Hanım, Firuzan Hanım, Firuzan Kınal hepsinin şeylere, hocaları herhangi ide. imiş. Ama e, ben onunla mezun olduktan sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde e, arkeolog olarak çalışırken orada daha samimi bir şekilde tanıştım. O da Nurlar içinde olsun. E, şey derdi hep. E, sen artık e, bizim torunumuzsun. Torunumuzsun şeyi hocaları bizim hocalarımızı kendi çocukları gibi görüyor. Bizleri de torunu olarak görüyordu. Şimdi öyle bir şeyde idi eğitim kurumlarımızda. Ama bir başka şeyimiz yani her ay mesela bir, bir, bir ay operadaki bir oyuna gidilir. Bir ay sonra başka bir oyun vardır. Bir daha gidilir başka bir oyuna. Bütün şeylerimiz ya tiyatrolara gidilir. Onun dışında boş zamanımızda ne yaparız? Arkeologlar için en güzel şey müzeye gitmek. Müzeye her gidişimizde de nasıl gezmemiz gerektiğini nelere bakmamız gerektiğini mesela hiçbir zaman aynı kapıdan girip aynı eserle gezmeye başlamayın derdi hocamız. Çünkü göre, göre 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 şeyimizi belleğimize yerleştirdiğimizi ilk gördüğümüz en parlak olanıdır. Onun için her seferinde başka bir kapıdan girerek salonlara Farklı eserlere dikkatli bakarak e, mesleğinizde nasıl çalışmanız gerektiğini yol çizerlerdi. Sonra mezun oldum işte sınava girdim. E, nereye tayin olunacak, oraya mı buraya mı derken bir e, iki yıl e, ben Acem Uyku gitmiştim. Ve Acem Uyku tam o yıllarda böyle... Her taraftan şey gibi mühür baskıları fışkırıyordu kazdığımız odalardan. Tarih kurumuna da o zaman daha iyi bir şekilde gelmeye başladım. Daha sık gelmeye başlamıştım. Tarih kurumu tabi lisans düzeyindeyken iyi bir çalışma mekanımızdı. Ama Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kütüphanesi de çok güzeldi. Zaten belki başlangıca eklemem lazımdı. Dil tarihin içine girdiğim zaman o, o tarihlerde dil tarihin içi bugünkü durumda değildi bir kere. Bruno Taut'un yaptığı şekilde bütün döşemeler muşamba idi ve katlar arasında amortisörlü şeyler vardı. Ses çıkarmasın diye. O binanın içinde 2000 öğrenci dolaşır ya da 1500 öğrenci dolaşır ama çıt duyulmazdı. Derste ya da odada gayet rahat çalışılabilirdi. Bir başka güzel tarafı daha vardı. 37'deki Dolmabahçe'deki Kongre için hazırlanmış bir takım mülajlar vardı, kopyalar. Yalnız Türkiye'den değil yurt dışından da gönderilmiş malzemeler vardı. Şimdi bir bölümü evet şu anda şeyde sizin bu mekanınızda kütüphanede ya da hepsi kütüphanede galiba. Ama dil içinde inanılmaz güzel koleksiyonlar vardı. Mesela e, derste okumasanız bile daha ilk girdiğiniz zaman merak edip Aa, bu arkeoloji katındaki bu şeyler nedir? Ve bakıyorsunuz kurcalıyorsunuz kitapları Mısır paletleri. Şimdi Mısır'ın hangi dönemine daha eski krallık zamanına ait olan paletlerinin kopyaları gelmiş. O kongre sırasından dünyanın her bir tarafından o ülke için karakteristik olan malzemeler varsa onların mülajları yapılmış. Orada sergilendikten sonra da büyük kısmı bizim fakültedeydi. O parçaların hala bizim zamanımızda kurum buraya geçtiği, geçmiş olmasına rağmen örnekleri vardı. Mesela İtalyanların hediye ettiği Kurt'tan Romus Romulus Romulus'un süt içmesi şeyi. Şimdi Roma'da meydanda sergilenen malzeme bizim arkeoloji katının bir malzemesiydi. Karşı duvarda o mısır paletlerini görürdünüz. Koridorun öbür tarafına giderdiniz. Meksika'dan gelmiş bir takım giysiler, mayaların malzemelerini ya da o inka şeylerini görürdünüz etnoloji tarafında. Böylece hangi bölümde olursanız olun farklı kültürleri size mecburen gösterirlerdi. Mesela Berlin Müzesi'nde orijinali ve yüzde yüz aynısı. Onu da gözümle gördüğüm için biliyorum. Nefertiti'nin malzemesi sizin burada doğal burada olması... Ve e, bunları orada koridorda dolaşırken otur malzemelerle mesela gördüğünüz bir yerde bakıyorsunuz. E, şeyde e, Kütahya'da e, Midas'ın şehrindeki bir tapınağın alınlığının e, şeylere süsleri vardı. Biz onun önünde e, alçı kabartmalar onun önündeki masalarda oturup ders çalışırdık. Zaman geçtikçe çeşitli nedenlerle kaldırıldı yok edildi ve Romus Romulus çalındı Şeyiyle beraber kaidesiyle birlikte çalındı. Ee, o onun için <laughs> oradan buraya geçiş. Ee, ben arkeolog olarak şunu şey yapıyorum e, ülkelerin yükselişi ve bir birazcık aşağı doğru inme şeylerinin nasıl olduğu böylece ortaya çıkıyor. Şimdi şu korona sırasında da eski salgınları okuyorum. Mesela Çekirge Asurlar'ın meşhur Çekirge salgınlarından gına geldikleri şeyleri var. Onlarla ilgili yaptıkları büyüler filan var gibi neyse o onlar da ayrı bir şey. Mezun oldum. E işi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde başladım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde başlayınca eee Bey dedi ki bir de ona rahmet dileyelim. o da Türkiye Cumhuriyeti'nin sayılı müze müdürlerinden birisi idi. Rac Bey sen dedi böyle böyle yaparak e, konuşurdu ama içinden e, hiç öyle değildi. E, sen dedi Nimet Hanım'la ne çalıştın, ne yaptın bakalım o kazıda dedi. E, i̇şte böyle böyle. Ha dedi. Söyledi. E, anlayabiliyor musun bari dedi. Mühürler <laughs> bullalardan, mühürlerden. E yani yapabildiğim kadar yapıyorum tabii dedim. Daha ben yeni mezunum. 6 ay olmuş mezun olalı. Tamam dedi. Orada dedi Belkıs var dedi. Belkıs Dinçov. Sevgili arkadaşım, canım. Orada dedi git onun yanına dedi. Tabletlerle beraber dedi, mühürler de orada dedi. Oradaki mühürleri sen tasdif edeceksin. Ne yapıyorsan yapacaksın dedi. Mühürleri, baskıları, neler varsa dedi. Siz kafa kafaya yapın bakalım, bir görelim dedi. Tabii müzede çalışmaya başlayınca sadece o, o işlen olmuyor. Yaza kadar yılbaşından önceydi bu konuşmamız ilk başladığında. Yaza kadar müzenin diğer işleriyle işte envanter yapmak gibi şeylerle uğraştık bazı düzenlerle. Sonra e, dediler ki, hadi bakalım hazırlanın e, araziye gidilecek. Nereye gidilecek? E, Yalburta gidilecek. Şimdi yalburt diye bir şeyi duydum yakın zamanda bir şeyler var bir biliyorum ama Allah Allah dedim şimdi Yalburta e, nasıl gideceğiz, ne, ne yapacağız? Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı bir yayla. Toplandık, lay lay lom gençler gittik tabii ki. Gerçekten haziran sonu filandı zannedersem. Hanımlar, beyler böyle üç göz oda yapılmış biriketten. Birinde beyler kalıyor, beyler koğuşu, bayanlar koğuşu. Bir de ortada çalışma ve yemek yeme yeri var. Tuvalet bile dışarıda, dört direkli hasır çevrili. Ondan sonra tamam oraya gittik bir baktık ki burada tuvalet şurası tepe. <laughs> Tepesi açık. <laughs> Ama en güzeli şuydu. Akşam biz bir türlü ısınamıyoruz, ısınamıyoruz, çok soğuk. Ne kadar öteberimiz varsa yanımızda hepsini giydik üst üste. Sonunda ne yaptık herhalde yatakları birbirine yanaştırıp birbirimizle de ısı alışverişiyle uyuduk sabah kalktık nize kadar kar her taraf. şimdi kazı yapacağız sahiden yüksek bir yayla hitit size yine sizin yayınınız olan e, e, Tahsin Uyan Hoca, Tahsin Özgüç ve e, Raci Temizler'in ortak şeysi olan e, kitapta İnandık kitabının bir bölümünde de Yalvurt vardır kitabı, ve yayını. ilk orayla başladık. Sonra geldik dediler ki bir, bir hafta dinlenin. Bir hafta sonra hadi bakalım şeye gidiyoruz. Çorum'a gidiyoruz. İyi. Çorum'da ne diye. Önce gittik e, şeye, eski yapara. E, eski yaparda çalıştık. Ondan sonra o, o sene bitirdik. Ertesi sene yine dediler ki bu sefer yine orada Kalınkaya'ya gideceğiz. O, sonra eski yapara gideceğiz. O arada Alacayük'te de kazılıyor. Şimdi birbirine yaklaşık şöyle bir üçgen, birbirine 10-12 kilometre uzaklıkta, yani bir şey düşünün tamamı alanın, o kazıdan oraya, oradan oraya, onları yaptık bir müzede çalıştığımız sürede, ama müzede çalışırken. Ee, yine e, gerçekten müzedeki bütün mühürleri, mühür baskılarını hem tasdif ettik numaralarına göre neler olduğunu, eksikleri varsa onları, onlar olmadı başka tür eserleri ve ne bulursak yaptık. O arada dediler ki artık yeni bir e, yasa çıktı. Ee, doğrudan doğruya doktora yapılmayacak, yüksek lisans yapılacak. Beni zorla yüksek lisans sınavına getirdi arkadaşlarım müzeden. Müdür Bey de, Raci Bey de kovalayarak. Sen de gideceksin. Hadi hepiniz gidin, gözümü görmesin sizi. Hocanız bilir ne yapacağını. demişti. Arada işte yüksek lisansa başladık. Zorlan beni getirdiler böyle çeke çeke müzeden. Yüksek lisansa başladım. Ve madem mühürlerle dedi Nimet hocam şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun müzede? Hangi malzemeyle çalışıyorsun? Böyle böyle yapıyorum dedim. Tamam dedi o zaman işte şöyle şöyle tiplerdeki mühürleri dedi. Sen yüksek lisans tezi yap. Ama yüksek lisansta tabii farklı dersler almanız lazım. Hoş tabii lisansta da ben şöyle söyleyeyim. Lisansımda da sanat tarihi okudum, prehistoriye okudum. Hititolojiden dersler aldım. Yani bütün bu bunlardan ama Prehistorya'dan aşağı yukarı iki yıl, hem sanat tarihi hem şeyden o o zamanki sistem öyleydi. İki yıl okumak zorundaydınız. Yani ikişerden dört sömesidir. O yardımcı derslerinizi okurdunuz. Bu arada yüksek lisansa dediler ki, hadi bakalım çivi yazısına devam, <laughs> çivi çivi söküyor. O yetmedi, dediler ki eski çağ tarihi de okuyacaksın. Ama şöyle güzel bir anım var, lisede, şeyde, lisansda... ...klasik arkeolog, arkeoloji öğrencileriyle ön Asya arkeolojisi öğrencileri tabii ki aynı... ...birinci ve ikinci sınıflar aynı dersleri alıyorlar. Şimdi biz tarihle ilgili olanı tabii eski çağ tarihinin daha çok şark tarihi kısmıyla ilgilenmek durumundayız arkeolog olarak. Klasik arkeologlar da batı tarihiyle daha çok ilgilenmek durumundalar. Grek, Yunan, Roma tarihlerini iyi bilmeleri lazım. E biz Mısır bileceğiz. Mezopotamya, Suriye, değil mi? On, onları bileceğiz. Şimdi, e, otomatik mi? diyordu. Ama e, bir... Bu, bu bu da güzel bir anımdır. E, bir gün... E, klasik arkeolojiden bir arkadaşım... Müzeci. E, o da e, müzeci olarak emekli oldu. E, Ayşe'ciğim. E, Ayşe dedi ki, ay bir e, şey var... Eski çağ tarihi hocası var dedi. Bizim dedi eski çağ tarihi anlatıyor. Ay dedi inanamazsın Aliye dedi. Her şeyi orada dedi çok güzel öğretiyor. Hiçbir daha dedi açık bakmana bile gerek kalmıyor. Falan. Şimdi dedim ki, ya nasıl bir şey Nasıl oluyor? Şimdi bir de mitolojisiyle anlatıyor e, hoca. Kim hoca? Profesör Doktor Halil Demircioğlu. Peki dedim gitsem, ben de gitsem Ayşe dedim Hoca kovalar mı beni? O bilmiyorum dedi. Kapının ağzında bekliyorum. Gideceğim kapama koydum. Koca amfide o birinci katta ki şeyde 147'de kapıda bekliyorum Hoca gelirken ben sizin öğrenciniz değilim ama. Ne olur dinleyebilir miyim dersi diyeceğim. Böyle söyledim. Git otur, git otur, git otur dedi <laughs> güzelce. Gittim oturdum bir yere. Gerçekten tam şeyle böyle bütün ruhuyla o dönemin tasviri ile birlikte. Mitoloji anlatıyor. Ondan sonra ben müdavimi oldum. O, o saatte zaten başka dersimiz yoktu. Gidip kafa sallıyordu. Nur içinde yatası hocam. Yani gördüm. Sen benim öğrencim değilsin ama gidip dinleyebiliyorduk. Öyle farklı derslerimizi. Neyse yüksek lisansta... Bu sefer eski çağ tarihi alacağız. Eski çağ tarihi dersini Firuzan Hanım veriyor. Firuzan Kınal, rahmetli. Bize derslere girdik, dersleri bitirdik. Yıl sonunda sınav yapılıyor. Yüksek lisans sınavı da ayrıca yapılmakta. Ve bir üç kişiden oluşan bir jüri kuruluyor. Jüri'de kim var? Afet İnan. Böyle e, kapıda bütün sınıf ama hepimiz e, Afet Hanım'ı gördüğümüzde herkesin eli ayağı kesildi. Şimdi ne yapacağız? E, Afet, şimdi Afet Hanım da. şimdi Afet Hanım'ı görüyoruz. Koridorda fakülteye girerken çıkarken e, şimdi öbür hocaları da ama Afet Hanım sizin sağınızda jüri üyesi. Neyse yaptık bir şeyler. Yazdık, verdik, çıktık. Ondan sonra Nimet Hanım, tabii Nimet Hanım var, Firuzan Hanım. Esas dersin hocası. Neyse şey yaptılar. Afet Hanım'ı normal şeylerimin yani fakültedeki karşılaşmalar dışında öyle hatırlıyorum ama böyle hatırladığım o tabii daha fazla görüp tanıdığım kişi bir kişi daha var sonradan yıllar sonra fakültede öğretim üyesi olunca İlber hoca dersten çıktığım akşam ben çalışırken yani kapım açık dururdu benim geçerken hep koridorda kazıcı hala kazamadın bitiremedin diye takılırdı bana bir hoca daha hatırlıyorum fakülteye gelen böyle gayet şey güzel giyimli. Manken gibi böyle şık çantasını koluna takmış. O dış kapıdan şimdiki gibi oralarda demirler bilmem neler yoktu o zaman. Sadece şu 40 santim 50 santim genişliğinde yeşillik vardı. Ve o yeşillik de şu boydaydı. Öyle... <laughs> demir parmaklıklar altına alınmamıştı <laughs> üniversite. Bir hanım giriyor gayet güzel bir şey. Kim nerenin hangi bölümün hocası diye merak ederdim. Sonra filoloji binasına doğru gittiğini bir, bir keresinde gördüm. Birbirine sordum. Şefika Hanım'mış. Nur içinde yatsın. Değil mi? İlber Hoca'nın annesiymiş. O, yani fakültemizin öyle hocaları. Güzellikleriyle büyüdük biz şanslı nesil o bakımdan. Doktoraya başlayacağım o sırada fakültede şey bir kadro istenmiş. Başka bir kişi başvuracakmış. Sonra Az geçmişler. Nimet Hoca sen başvursana şuraya dedi bana. Bundan sonra ay bilmiyorum ki ben yapar mıyım, yapamaz mıyım, ben müzede gayet rahattım hocam filan derken... Yok yok dedi sen başvur. E, ama e, herhalde e, hoca e, olunduğu zaman insan anlıyor öğrencilerin bir takım şeyleri yani gerçekten iş edinip görev edinip yapanlarla işte tamam yaptım mı yaptım tarzı olanları hayırlı edebiliyor insan. Belki öyledir, belki öbür türlüdür bilmiyorum. Öyle bir şeyle fakülteye geçtim. Ama bu arada Tarih Kurumu ile ilgili birkaç şeyimi söylemem lazım? E, tarih Kurumu'na o tarihlerde üçüncü sınıfa geçtiğiniz zaman e, kabul ederlerdi. E, e, buranın e, şeyine kütüphaneden yararlanma hakkına sahip olabiliyordunuz. Bizim fakültemizin işte kitapları var şeyleri ama bizim fakültede de aynı şey oldu. Bizim ikinci sınıfa geldiğimiz sırada bölümlerin kütüphaneleri kaldırıldı. Merkezi kütüphane olacak diye. Halbuki arkeolojinin kitaplığı vardı. Öbür tarafta eski... Ee, çağ dillerinin yani sümeroloji ve hititolojinin kitaplığı ayrıydı, arkeolojinin ayrıydı. Şimdi siz fakültenin öğrencisi olarak kitaplarda, öbür tüsüne de ona da gidip bakabiliyordunuz, çalışabiliyordunuz. Şimdi öğrencinin kitapla e, nereden nereye geldik? <laughs> Biz kitaba ulaşmak için tepinirdik. <laughs> Kütüphaneye sokman zardı. Şimdi orada var, burada var. Hiçbir şey olmasa internette var. Okuyanımız az hale geldik. Tarih kurumuna onun için ancak hocalar eğer herhangi bir şey çalışacaksanız, ödev yapacaksanız onun için bize kağıt yazarlardı onunla gelirdik tarih kurumuna. İkinci sınıftan sonra ama herkes rahatlıkla gelip çalışabilirdi. Ondan sonra gerçekten hemen hemen derslere gidip fakültede çıktıktan sonra buraya gelirdik. Bu Burası ikinci bir şeyimiz gibiydi artık. Sizin kütüphane ile ilgili bir başka anım var biraz acıklı. Kendim açısından acıklı. Çünkü o kadar böyle şok geçirmiştim. <laughs> Nasıl olur diye. Müzede çalışırken master yapıyorum. Her haftada hocaya yaptığım işlerimi götürüp gösteriyorum. Ben bunu 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 buldum. Şey, Tamam dedi. Sen dedi, bir, bir, bir şeyi dedi görmemişsin dedi. Berlin'de bir mühür daha var. O mührü de dedi katman lazım bunun içine. Aa dedim hiç yer rastlamadım bir yerde. E, nerede bulacağım? Ondan sonra tarih kurumuna dedi gideceksin dedi. Meyer'in kitabını dedi bulacaksın. Şöyle küçücük bir kitaptır dedi. O. Ondan sonra söyle dedi oradaki şeye, sevmanıma eğer sorun çıkarsa Minin Hanım'a gideceksin. Tabii biz buraya gelirken Minin canım böyle ayaklarımızın altına kadar bakardı. Kirletmeden, şeyleri bozmadan, kitaplara saygılı bir şekilde bakman gerektiğine dikkat ettirirdi haklı olarak. Neyse geldim kitabı buldum. Bir de müzede çalışıyorum arada benim yarım saat şeyim var. <laughs> Oraya gitmeden. Söyledim Sevim Hanım dedi ki hafta sonunda alabilir miyim? Cuma günü alacağım. Ne fotokopi var ne bilmem ne var. Mecburen oturup onu şey yapmam lazım. O tarihlerde öyle bir şeyler yok. Min Hanım'a gittim. Fakat Min Hanım'dan ödümüz kopardı. Hepimizin. Böyle hazır ola geçerdik resmen. Merhaba efendim dedim. Benim bir ricam olacaktı. Nimet Özgüç hocam gönderdi beni. ...size... ...böyle böyle ben master yapıyorum... ...şu kitaba dedim... ...ihtiyacım var... ...acaba dedim bana verebilir misiniz... ...hafta sonunda... ...cumartesi pazar... ...pazartesi sabahı dedim... ...sekizde getireceğim size... Dedi. ...hafta sonunda alacağım... ...bir dedi ki gelsin de kitap bir bakayım ben... ...dedi... ...ondan sonra... ...bir evirdi, çevirdiler... Bir, ...bir şey imzalattılar... Ben yani aldım o oh, hoplaya zıplaya doğru müzeye gittim. Tabii bir de müzede yarım saat sonra da müzeden imza atıp çıkmam lazım devlet memuru olarak. Müzeye gittim. Güzelce çantama da koydum kitabı. şeye Belkıs'la konuşuyoruz vallahi buldum dedim Meyer'in kitabını böyle yaptım. Yapacağım şeyde hafta sonunda plan. Akşam eve gittim, açtım. Bir sayfası böyle ortası şey gibi. Pencere gibi açık. Sayfanın ortasından bir resim kesilmiş, alınmış. Gerçekten ölüyorum zannettim. Böyle nasıl anlatabilirsiniz? Eğer sana vermişler, sen kitabın içindeki o şeyi, şimdi ben yapmadım, ama yapmadığımı ispatlayacak konumda değilim. Ben iki gün uykusuz, bir tarafına daha dokunmadan kitabın, şimdi mührüne bile bakmadım. Ondan sonra şeyde Pazartesi sabah şuradan. Cebeci'de oturuyoruz. Buradan geldim. E, aşağı inerken Miğne Hanım da buradan çıkıyordu. Kuruma gelmek üzere. Kapıda karşılaştık. Dedim ki efendim ben getirdim kitabı ama dedim hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Anlatıyorum. E, <laughs> i̇çinde dedim bir resim yok kesilmiş. İnanın bak dedi biliyorum dedi. Ona sana o mu lazımdı dedi. Hayır. Ondan sonra hadi bakayım dedi al şunu. Git iki gün daha çalış iki gün sonra getir. Dedi. Bizim bir arkadaşımız kaç yıl önce herhalde bizden Ödev ya da tezini hazırlarken fotoğrafı kesmiş, yapıştırmış. Kim olduğu da belliymiş. Bizim tabii haberimiz yok bütün bunlardan. Onun için tarih kurumu ayrı bir şey bizim için değer, hem kütüphane olarak hem şey olarak. Şimdi. Bir de şeylerimi sayayım. Yani tarih kurumu üyesi hocalarım. Düşünün. Ekrem Akurgal, tarih kurumu üyesi. Değil mi? Ondan sonra şeyi söyledim, Afet Hanım'ı söyledim, kurucusu. Ondan sonra başka Nimet Hanım, Nimet Özgüç, üyesi. Tahsin Özgüç, üyesi. Halil Demircioğlu vardı. Sedat Alp, o Hititçe tarafından şeyim hocam sonradan tabii tanıdım. bu barajdaki kazı hikayelerinde Halet Hanım, Jale Hanım Atatürk barajı yapılacak. bir şeyler göl alanında kalacak olan eee heyütlerde kurtarma kazısı yapılacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir projesi. E, ODTÜ'nün içinde e, şey yapılıyor. Halet Hanım başında Halet Çambel Hoca. Neyse bir gün hoca geldi e, 70 tabii 78'de. E, böyle yaz günüydü. Biz güya şeydeyiz. Acemi Ük'te kazıdayız. Döndükten sonra ayi dedi zorlan zorlan dedi şeyi işte Samsat'a dedi kazıya gidecekmişiz dedi. Onlar önce gitmiş bakmışlar geldiler. Zor bir iş çocuklar ama dedi gideceğiz. Çare yok. 78'de herhalde Kayseri'nin doğusuna ilk kez geçtim ben. Türkiye'de. Türkiye'nin öbür tarafları biliyordum ama büyük ölçüde. Merak da ediyordum aslında. Hayat Hoca ile birlikte. Hayat Hoca da o zaman doktorasını yapmış gelmişti. Ee, Hayat Erkanal'la ikimiz daha önce hoca gidip orada bir keşif yapmış, altyapısını hazırlamış. Biz kalktık gittik. <laughs> Antep'ten işte otobüse bindik Adıyaman'a. E, Ankara'dan uçakla Antep'e gittik, Antep'ten e, otobüsle. E, aman ne güzel o oh yeşillik, o oh gölbaşının oralar filan. Aa ne kadar güzelmiş filan diyorum ben. Ondan sonra Adıyaman'dan döndük Samsat'a doğru giderken. <laughs> çöle doğru. Ama e, böyle bir e, küçük dereciğin, ziyaret çayının kıyısından geçiyorduk. Neyse gittik. E, böyle tam o Fırat'ın e, şeyde üçüncü jeolojik zaman sırasında oluşmuş olan şeyin ki rahmetli yine Oğuz Erol hoca orada bir coğrafyacı bir arazi şeysi yapıyordu biz orada kazıdayken hep onların bize şeyleri basamakları hangi zamanda nelerin olduğu nehrin nasıl oluştuğu her bir şeyini tek tek anlatmıştı. Şimdi öyle yerlere böyle şaşarak bakıyorduk. Ama en büyük tabii ki şeyimiz gittiğimizde başka yerden oraya gidenler, görevli gidenler dışında çok az kişiyle konuşabiliyordunuz dil sorunundan dolayı. Bir Yardımcı bulmuştu hoca Samsat'ta. Lise binasında kalıyoruz. Lisenin bir katını bize verdiler, öbür katta kendileri eğitim yapıyorlar. O o sene hep orada çalıştık. Samsat tabii geç Neolitik dönemden Osmanlı'ya kadar iskan edilmiş olan bir yer ve farklı zamanlarda başkentler e, haline dönüşmüş. Mesela e, şeyin Geçitit Krallığı'nın e, bir Geçitit Krallığı'nın merkezi ama ondan sonra Komagene Krallığı'nın esas e, şeysi e, kışlık sarayı esas yönetim şeysi e, Antiyohos'un orası. Nitekim onun sarayını, fresklerini, mozaiklerini bilmem nelerini şimdi Adıyaman Müzesi'nde görebiliyorsunuz. Onları çıkarmıştık ama erken tabakaları da çok çok önemliydi. Mesela birazcık da güncel, onu Nimet Hocam kitabında yazdı, Samsat kitabında. Ee, böyle bir e, şeyler salgın sırasında salgınlarda, şunun arkasında e, bir takım e, çekirge tahribatları var oluyor biliyorsunuz. Çekirge sürüleri şimdi inşallah olmaz <laughs> bunların arkasında şimdikilerin arkasında. E, Samsat'ta biz ne nereden nereye atlayarak e, şey yapıyorum. E, bir e, Geç Asur devrine ait e, bir, bir, bir yapı kazıyorduk. Yapının içinde bir tane şöyle bir çömlek. Hadi bakalım içinden bir şeyler çıkar filan diye biz şey yaparken içinden çıka çıka şu kadar. Tam şu parmağın büyüklüğünde bir çekirge heykeli çıktı. E, kapta başka hiçbir şey yok. Ağzına da koca bir taş kapamışlar. Ondan sonra kurcalıyor kurcalıyor bunları. Asurlar zamanında o, o dönemlerde çekirge sürüleri tarlalara şey yapıyor ve tarlalara o çekirge sürülerinin saldırması gelecek yıl kıtlık olacak demek. Bütün ekinleri çünkü yerle bir ediyor. Ona karşı Asur belgelerinde büyüler yapıyorlar. Ee, ve çekirgeğini sembolik olarak kabın içinde gömüyor ya uzaklaştırmak için. O zamanlar şaka gibi, masal gibi geliyordu bize. Ama şimdi hep Yeni zamanlarda yaşadıklarımızda daha öncelerde de olmuştu böyle. Neler olmuştu? diye çağrıştırıyoruz artık. Samsat ayrı bir şeydi. Gerçekten. Ama maalesef büyük ölçüde kazılamadı. Çünkü belli bir sürede maalesef şeyde ...planlı ve programlı bir projeye başlamadan önce altyapısında eğer o alanda bir takım değişiklik, fiziki değişiklik olacaksa... ...eğer siz de ülkenizdeki tarihi kültürel varlıkları kurtarmak istiyorsanız önce onlara ne yapılması gerektiğini planlamak gerekir... Onları yapmak gerekir. Ondan sonra e, öbürlerinin ilerlemesi, mesela e, şeyde e, Atatürk Barajında da, ondan önce Keban'da da hep aynı şeyler yaşandı. Biz aynı şeyleri yaşayıp tekrar dönüp aynı şeyi bir daha yaşıyoruz, bir daha yaşıyoruz. E, daha önceden planlanma aşamasında daha inşaata başladığı zaman olmayacak bu iş. Değil mi? Daha önceden başlanır. daha faydalı olur kanısındayım. Öğrenciliğimde 3. E, üçüncü sınıftan işte dörde geçeceğimiz sırada e, Acemi katıldım. E, ve ilk defa kazıyla, toprakla Orada karşılaştım. Ama daha önceki yıllarımda da bahçeli evlerde oturmamız ve toprağa mıncıklamayı sevmem nedeniyle çok fazla rahatsız olmadan adapte oldum şeye kazıya. Nimet Hoca kazıya önceden gitmişti. Tahsin hocamız e, o sırada e, hocam dekandı, fakültenin dekanıydı ve e, beni çağırdı yanına. Şöyle bir küçük kağıda e, hep onun böyle küçük küçük not kağıtları e, vardı e, yazdı. E, şimdi dedi garajlardan e, bineceksin, Aksaray'a gideceksin. Ondan sonra Aksaray'da Zafer İlkokulu'nu bulacaksın. Zafer İlkokulu'nun avlusundan Yeşilova e, e, otobüsleri kalkar. İşte e, günde iki defa ya da üç defa ona binip gideceksin dedi. Ben ilk defa Tuz Gölü'nün çölünü o zaman gördüm. E, e, şeyde. E, neyse gittim e, şeyde, e, Acıbüyük'te. Höyün hemen yamacına yapılmış e, bir ilkokul binası var. İlkokul binasında kalınıyor. Küçük bir köy. E, e, Tabii bizim için e, önemli olan kazı alanı. Kazı alanında önce e, hocam dedi ki bir hafta hiçbir şey yapmadan şurada duracaksın. Kim ne yapıyor ona bakacaksın dedi. Ondan sonra ben bir hafta öyle bakacakmışım. Herhalde aynı günün akşamına yakın yani Paydos'a yakın bir zamanda dayanamıyorum. Hemen gidip orada bir seramik parçası varsa onu alıyorum. Gözden kaçanlar grubundan filan. Şimdi hoca da denetliyor tabii. Sonradan sonradan öğreniliyor bütün bunlar. Ve o kadar bol miktarda sarayın bir şeyine, şeyi kazılıyordu. Uç neresi? Doğu kıyısındaki iki oda kazılıyordu. Ve iki odada yüzlerce mühür baskısı çıkıyor. Şimdi onlar alınıyor, toplanıyor. Kazı alanında belli bir şeye konuyor. Ondan sonra evde de başka işlemler yapılıyor. Şimdi onları öğreniyorsunuz mecburen. Tabi e, üzerindeki tasvirleri şeyleri gruplamanız lazım. E, o o işleri e, yardım edebildiğimiz kadar ettik. Aşağı yukarı iki buçuk ay çalıştık, herhalde üç aya yakındı. Ama kazının sonunda <laughs> hoca bir şey de söylemiyor ama diyor ki şurayı da temizleyin, burayı da e, bilmem ne yapın. Bakın orada yeni otlar çıkmış, o otları da toplatın. E, meğer hemen o kazı şeyinin arkasında 2-3 hafta sonra Türk Tarih Kongresi yapılacakmış. 7. Türk Tarih Kongresi. Ve hocam da zaten tarih grubunun üyesi olduğu için biliyor. O o yıl her yıl her kongrede bir yere gezi düzenliyorlar kongre sonrasında. O yıl da Cimeye'ye gelinecekmiş ama kesinlikle hiçbirimizin haberi yok bunda. Bu bunu son anda ben bile şey yaptım. E, duydum. Bize i̇şte, Kazıyı bitirdik, geldik Ankara'ya. işte belli bir süre sonra da birkaç işte iki ya da üç hafta sonra da kongre oldu. Şimdi kongrenin açılışı filan bu aşağıdaki büyük salonda yapılıyor. Pardon, açılış bizim fakültede yapılıyor, büyük salonda Farabi'de yapılıyor. Ondan sonra farklı şeylerde, dersliklerde, amfilerde ve burada da. Bizim eski çağla ilgili olan kısım buradaydı hep de. <laughs> Onun için burayı hatırlıyorum hemen. Ve şu kapı açık olurdu. Aradaki kapı. Buradaki oturumda bir şey dinledikten sonra gidip öbür tarafta başka bir oturumda izleyeceğiniz bir yer kişinin konuşmasına yetişebiliyordunuz. Kongrenin sonunda ki şey sırasında hoca Cuma günüydü zannedersen, işte kongrenin bittiği sırada dedi ki sen de geliyorsun şeye, Uğur geliyor, sen geliyorsun böyle yaptı. Ben de varım dedi. Üç otobüs kongreye katılanlar geziye gidiyorlar. O şoförlere yol güzergahı filan belirtildi ama yine de her arabaya bir tane yolu bilen birini oturtmak istemişler. Onlardan bir tanesi de bendim bir otobüsün. Ee, ve şeyde bir gün önce hiç unutmuyorum Ankara Palas'ta bir e, kapanış toplantısı yapılmıştı. Ee, en son çünkü beni de oraya çağırdılar ve dediler e, çıkışta da hoca dedi ki sabah burada olacaksın. Yani ikinci meclisin önünden kalkacak e, şeyler, otobüsler. İşte sabah dedi sen yarım saat herkesten önce geleceksin dedi ki tamam hocam dedim. Geldim, gittim o saatte. Üç tane otobüs, ben şimdi en kıdem sizi benim, ben herhalde en arkadaki otobüste olacağım diye şey yapıyorum. İşte ben hangisindeyim filan derken, hoca dedi ki tamam fark etmez dedi, buna geç, ona geç filan. Rahmetli Uğur Bey, o da e, e, ...fark etmiyor, nasıl olsa hepimiz aynı yere gideceğiz, aynı şeyle. Tesadüfen son dakikada... E, Afet Hoca geldi. Ve... E, e, onun da gözüne böyle araba yukarıda bıraktı onu. Ondan sonra... ''Burada yer var mı? Ben buna bineyim.'' dedi. Benim olduğum otobüse bindi. Ondan sonra bir kişi daha varmış. Onu yolda şey yaptım. Yani kişileri, tarihçileri çok fazla tanımıyorum. Arkeologları belki sima olarak daha fazla tanıyorum ama o yaşta. İşte nereye gidiliyor? Bu arabaya binildi. İşte en öndeki arabada Nimet Hoca. Diğerleri de onu takip ettiler. Çıktık yola. Arabanın içinde konuşuluyor. Bir Afet Hanım bir başka hocanın yanına oturdu önde ikisi konuşuyorlar. Beni de en öne rehberlerin oturduğu yere oturttular. Şimdi du duyuyorsunuz hemen arkanızdaki konuşmayı. E, i̇şte sen Aksaray'ı biliyor musun e, diye soruyor Afet Hanım. Bir e, e, şey e, yanındaki e, Rauf inanmış. Şimdi ben, ben tanımıyorum o o zaman gördüm tanıdım e, şeyi e, işte Aksaray'ı dedi biliyorum benim dedi ilk görev yerim e, şimdi duyuyorum e, dönüp bakamıyorum bile <laughs> arkımı e, Rauf Bey'in ilk görev yaptığı yermiş Aksaray'daki kütüphane. O kütüphane ki Ulu Cami'nin bahçesindedir. Bir, bir kıyısındadır. İşte çok güzel bir şeyleri vardı. İşte onlar özel olarak yapıldı. Rafları, dolapları kütüphanenin. Afiyet Hanım'ın onlar özel olarak yapıldı da gönderildi. Şimdi bir takım böyle bilgileri Öğrenme şansım oldu ve ertesi yıl gider gitmez ilk yaptığım şey Aksaray'daki kütüphaneye gidip o güzel gerçekten Çankaya Köşkündeki Atatürk'ün e, kitaplığının böyle kapaklı dolap e, şeklindeki kitaplığının tarzında idi duruyor mudur bilmiyorum son zamanlarda çünkü farklı şeyde artık orayla da pek işim kalmadığı için bilmiyorum duruyor mu. Ama öyle bir şeyi öğrenmiştim Rauf Bey'den. Sonra onlar konuşurken Afet Hanım peki dedi biz nereden gideceğimizi biliyor muyuz? Şimdi ben döndüm dedim ki hocam ben Nimet Özgüç'ün öğrencisiyim. İlk konuşmamız o zaman olmuştu. Ee, öğrencisiyim. Beni onun için buraya oturttular. Ben yolu biliyorum. Kazıda da beraber çalışmıştık. Ondan sonra "Oh dedi, iyi öyleyse rahat rahat gidebiliriz." Öyle gittik. Sonra orada kazı yerinde Nimet Hoca anlattı tabii ki üç otobüs insanda Sarıkaya Sarayını. Hatipler Sarayını Tek tek koloni çağında ve burası Hititler öncesindeki bir krallığın merkezi olduğu da bunlarla ortada diye anlatmıştı. Sonra sizin yine yayınınız olan kitapta da bütün o sırada çıkan bullaları da yayınladı diğer ...güzel malzemeleriyle birlikte. Alaca kasına şöyle... ...bir yarım mevsim katıldım. Bir. Ama esas müzede çalışırken... ...1974 yılıydı. 74 yılında... ...işte tam o master... rafa yapmaya başladığımız yılların... ...hikayesi. Ee, rahmetli Raci Bey, Mahmut Bey, Mahmut Akok kazı yaparken nasıl olsa kazı evi de açık Alacayük Müzesi, ee, Anadolu Medeniyetleri Müzesine bağlı idi ve oradaki e, idari olarak orada bir görevli var ama e, e, müzedeki e, şeyler dışında depodaki malzemelerin de e, hepsinin envanterinin yapılması lazım. Bizi dört arkadaş oraya görevlendirdi. Dört hanım. E, Raci Bey. E, bir yıl önce çünkü e, Kalınkaya'da ve Alacoyuk'ta işte Mahmut Bey'e yardım e, ederek e, ama Kalınkaya'da kazı yapıyorduk. Akşam Alaca'ya geliyorduk. Malzemeleri tartışıyorduk. Onlara yapacaklarımız varsa yapabiliyorduk. Ama ertesi yıl işte şeye gönderdi Raci Bey. Oradaki müzede ve depoda hangisi mülaş kopya olarak hazırlanmış, hangisi orijinal malzeme, depoda ne kadar arkeolojik malzeme var hepsinin Envanterini dedi çıkarmanız lazım. Kazı envanterleri var ama müze envanteri yok. Biz kazı envanterini esas alıp, zaten öyle olmak zorunda, ona bağlı olarak o andaki kondisyonlarını da belirterek envanterlerini yapıyorduk. Bir, iki arkadaş, bir tanesi çizim yapıyordu sadece. Sabahtan akşama kadar çiziyordu bizim envanterini yaptığımızı. İki arkadaş, bir tanesi yardımcısı, bir tanesi fotoğrafçımız. Onlar da fotoğraflarını çekip belgeliyorlardı. Böylece Alıcı Uyuk kazısında ta 1935 yılından beri çıkan etütlük malzemelerde dahil olmak üzere hepsinin envanterini yaptık biz o yıl. Ama orada güzel ama komik bir anım var o yıldan. Bu araya onu da sıkıştırıvereyim. Şimdi biz dört hanım bir odada yatıyoruz. İki tane ranza var. Tarih kurumunun kazı evi 1936'da zannedersem yapılmış. Ee, şimdi 36'daki resimlerinin üstüne sıvayı yeniden sıvamışlar. Orada şey yapıyor ama zaman geçince şu andakini söylemiyorum. Ben o tarihtekini söylüyorum. Şu andaki farklıymış. Duvarların birleştiği yerde böyle bazı çatlaklar var. Oradan dışarıya görebiliyordunuz gözünüzü ayarlarsanız. Öyle bir şeydeydi, durumdaydı kaz evi. Böyle iki arkadaş burada yatıyor, iki arkadaş burada yatıyoruz. Belkıs altta yatıyor, ben yukarıda, bu tarafta e, Tüzin aşağıdaydı galiba ya da Güney aşağıdaydı, Tüzin yukarıda. E, de, dört kişiyiz. Sabah Mahmut Bey temsilcisi ve onunla beraber çalışanlar kalkıyorlar, İşte biz de kalkıyoruz. Kahvaltıdan sonra onlar kazıya gidiyor, biz oturup eserlerle e, haşır neşir oluyoruz. Tam böyle güneş doğmak üzere, Hepimizden bir uçak geçti. <laughs> uçak jet. geçe. Ama nasıl bir şey böyle bina sallandı zaten. Aralar boşluk. Bina sallanınca biz dedik ki ne oluyor? Ben dedim. Birden bire bir şey, şey yaptım. Kalkın kızlar dedi. Ondan sonra sus be dedi bel kız şurada dedi yarım saat daha uyuyacağız. Şimdi altımda bana kızıyor. Ondan sonra, arkadan bir tane daha geçti. Böyle ama sallanıyor. İhtilal oluyor kalkın çabuk dedi. <laughs> Tabii alışkanlık bu. Şeyde bizim nesil. Öyle büyüdük maalesef. Uçaklar geçtiği zaman öyle yerleşim birimlerinin üstünden ve alçaktan ha diyoruz herhalde ihtilal oluyor. Ee, Aradan sesimi çıkarmadım ama uyuyamıyorum da. Kalkarsam şimdi arkadaşları uyandıracağım diyorum. Camın kenarını, camı birazcık açtım. Yandaki köy evindeki adamcağız, ha o tarihte, bakın 1974, o köyde daha elektrik yoktu. Şeyde, köyünde, Şeyde, pilli radyomuz vardı bizim de. Oradaki komşumuz da pilli radyosunu açmış sonuna kadar. Bir şey söylüyorlar, Serhat Türküsü radyoda. Şimdi ben iyice dedim ki tamam ihtilal oldu. <laughs> Ondan sonra arkadan bir marşlar söyleniyor radyoda. Ve e, Bülent Ecevit'in konuşması arkadan duyuldu. Şimdi herkes sıçradı. Dediler ki ne oldu? Sahiden ihtilal mi oldu? Ondan sonra yok dedim. Savaş oluyormuş. <laughs> Meğer Kıbrıs'a gidiyormuş biz uçaklar. 1974. Merzifon üstünden kalkanlar kalkarken biz üstümüzden geçiyormuşlar. Daha. Ondan sonra o yarım saat içinde ama ilk haber alanlar ama konduramayanlar biz olduk o arada. Şimdi Alıcı Büyük de e, aslında çalışan için gerçekten en iyi bilgi sahibi olma yeriydi o çalışma Çünkü 35 1935 yılında başlanmış kazıya Ondan sonra ve o yıllarda gerçekten arkeoloji eğitimine sonradan başlayan Mahmut Bey Mahmut Akok öğrenci olarak katılmış. Ta şeylerin 36'da Remzi 35'te Remzi Uzarık yapmış. Hamit Bey yeni resmi diğer işleri olduğu için. 36'dan itibaren de Hamit Bey ile birlikte çalışan birisi vardı. Mahmut Akok. Bizim herhalde e, o gruptaki arkadaşların en büyük kazancı da oydu. Çünkü... Mahmut Bey, Balkan Savaşı sırasında dünyaya gelmiş. Nur içinde yatsın. E, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış. Ondan sonra diğer savaşları e, çok iyi bilen birisi. Ve şeyde eğitimine de bu savaşlar nedeniyle ara verip tekrar başlıyor. savaş bitti tekrar başlıyor. Arkadan hadi başka bir savaş hadi oraya dedikleri denilen kişilerden. Kurtuluş Savaşı sırasında makine kimyanın orada şey, kalın gelen mermileri düzelten grup içerisinde çalışan birisiydi. Ama bu bunu çoğu kişi bilmez. Onu akşamları anlatırdı. Ve ilk anlatmaya başladığı da bu olay sonrasıydı. Böyle gözlerinden yaşlar akarak biz tabii gençler... Ee, öyle düşünmüyoruz. Hemen oh şimdi görürler onlar. Ee, oradaki işte insan, e, Türkleri e, öldürdüler çocukları bilmem neleri falan diye biz e, şey yaparken çocuklar dedi hiç öyle düşünmeyin. Savaş o kadar kötü ki kimin ne olacağı, ne yapacağı belli olmaz. Biz böyle, böyle neler nelerle bu Türkiye'yi kurduk. Onun için hemen savaş diye sevinmeyin. İyi olan bir tarafı yoktur savaşın diye ve o her Allah'ın günü anlatırdı akşamları bu hikayelerini. Mahmut Bey'in yanında ben de birkaç yıl çalıştım ama Mahmut Bey sadece orada çalışmıyordu. Zaten şeye geliyordu. Genel Müdürlükte idi esas görevi Hamit Bey zamanında başlayan, oradan ayrılmış, emekli olmuş buraya gelirdi kuruma, kuruma gelirdi şeye kazıya gelirdi. İlk yıllarda hepimize arazide mimari planı nasıl çizilecek, ne yapılacak, restitüsyonunu nasıl yapacaksınız, onları öğretmeye çalışırdı. İki savaş molası vererek güzel sanatları okumuş. Ondan sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bizim fakültede arkeoloji okumuş, tezi de, Pazarlı ve Ankara'daki höyüklerde Hamis Zübeyir Koşay'ın kazısından çıkan frik malzemeleriyle ilgiliydi. O kişileri hem o zamanı öğrenerek hem onların deneyimlerinden bize aktardıklarını öğrenerek bir takım şeyler işte yapmaya çalıştıysak yaptık. Ama o kongreyi de unutmuyorum gerçekten ee, böyle e, büyük büyük hocalar e, yabancılar mesela e, kimler e, şey bir kere bak her seferinde en başta idi Kurt Beitel Boğazköy'ün harfiri her zaman oradaydı. Nauman. Şimdi bütün bunlar Anadolu arkeolojisiyle ilgili olarak çalışanlar o kongrelerde en güzel şeyleri, tebliğleri şey yapar. Bizler de güzel güzel dinlerdik. Kazılarla ilgili tabii e, Samsat ayrı bir hikaye. E, en son şeyle gittiğim ama e, acemiyük herhalde kader derler ya şeye bir daha gelmem herhalde diye Acemiyük'ten ayrılmıştım. Ondan sonra asistan olarak mecburen gittim. Ondan sonra da kadere bakın. hocam emekli olup bu şeyi bıraktıktan sonra kazı başkanı olarak acemi kazdım. Ben de nöbeti başka birine verdim benden sonra yapacak olan yürütecek olan işte öyle devam ediyoruz ona. Nide de eee biz acı büyük de işte benden tabii büyük şey eee Uğur Silisreli. benim öğrenciliğim sırasında o asistandı. Doktorasını yap yapmıştı ya da yapıyordu. Uğur Bey'le... şimdi Nimet Hanım'ın esas asistanı Uğur Bey'di. Ben de ondan sonraki şey yardımcılıktan devam ediyordum. Bir sene Aksaray biliyorsunuz o zaman ilçeydi ve Nide'ye bağlıydı. Bütün resmi işlemlerde Nide'den yapılıyor. Ee, tabii e, resmi işlemler oradan yapılıyor ama e, esas şunu söylemeden geçmemem lazım. Türk Tarih Kurumu e, özellikle e, böyle büyük kazılar için en büyük finansman kaynağı e, idi. E, tarih Kurumunun e, maddi desteğiyle kazılar büyük ölçüde yapılırdı. E, ama büyük ölçüde derken şeyin, kazıların iki şeysi vardır. Bir, personel çalıştırırsınız. Personel çalıştırma şeyini devlet sistemi içinde kendi bütçesinden, bakanlığın kendi bütçesinde geçici işçi statüsü adı altında topladığı paradan kazılara verdiği paralarla yapılır. Ama diğer şeyler de o kalemde zorlanıldığı için Maliye Bakanlığı'nın şeyi kazıların diğer işlemleri mesela kazma alıyorsun, mala alıyorsun, süpürge alıyorsun. Şimdi öyle bir takım şeyi Maliye Bakanlığı vermez. Kurum değilsiniz siz çünkü. Değil mi? Bir kurumsanız ancak o kurumun şeyinde veriliyor bütçesinde. Şimdi o tür şeyleri de büyük ölçüde Türk Tarih Kurumu'nun kazılara verdiği ödenekten harcanır. O tür malzemelerin giderleri de öyle bir sistemle yapılırdı şeyler, kazılar. Ve bu şeyleri yaparken de bakanlıkla üniversiteler ve kurum herhalde birbiriyle şey yaparak en azından tarih kurumunun parasıyla gidip de orada işçi çalıştırmazdık. Çünkü size lazım olan ordaki oradaki diğer sarf malzemelerinin şeyini kurumun parasından harcamanız mümkün ama öbür taraftan yapamazsın. Bir i̇şçiye vereceğim parayı verirsin, vergisini yatırırsın, sigortasını yatırırsın biter. O kadar. Şeyi. Uğur Bey bir gün bizim şeyde Acemöyük'te çalışırken Nide'nin kültür müdürü, müze müdürü kim bir de vali yardımcısı geldiler. Şimdi şeyde Aksaray'dayız ama e, idari olarak NİDE'ye bağlıyız. İşte böyle böyle bir şeyler çıktı. E, hocam Nimet Hanım'a e, bir gelip bakar mısınız? Bir iki sene önce e, Kemerisar'da bir şey bulunmuştu. E, yine öyle gittiler. O sırada e, Bitl filan da şeydeydi hep beraber gidildi bakıldı koca bir stel bulunmuştu ha iyi filan dedi hoca hadi bakalım gidelim hafta sonunda gittik bir yani bizleri de topladı sizin tarih grubunun bir arabası vardı <laughs> jipi o ona doluştuk gittik İnanılmaz güzel üstünde kabartmaları olan Seramikler bulunmuş. Şimdi nereden? Ee, orada bir Roma havuzu var, Bahçeli'de. Roma havuzunun üstüne e, e, devlet su işleri e, bir e, sondaj e, kuyu açmak için sondaj yapıyor. Ondan sonra su fışkırıyor. Zaten e, Roma devrindeki adam o kaynakları yönlendirmiş yer altın kaynaklarını oradaki havuzda kaynayan bir yere yapmış ama biz illaki onları da bozarak yapmamız lazım. neyse öyle başlamışlar. Su fışkırınca yukarıdan aşağı eğimli arazide bunlar şurada böyle bir şey yapıyorlar sondaj. Suyla beraber toprağa götürünce bir takım seramikler çıkıyor ortaya. Seramikler de kabartmalı. Şimdi bunlar e, o zamana kadar bildiğimiz bir büyük ölçüde e, koloni çağının filandır şeyi. Hayır bunlar koloni çağı filan değil dedi hoca. Ne, nereden çıktı işte böyle böyle. E, i̇yi tamam dedi gidip bakarız hafta sonunda. E, hafta sonunda saydan onları öyle gönderdikten sonra bizi de aldı gittik o onlar da geldiler e, şeye Nide'den. Ondan sonra burada dedi hemen dedi siz kazı yapmanız lazım dedi müze olarak siz yapın dedi Nimet Hoca. Ondan sonra e, işte yapardık yapmazdık hocam dediler biz e, öbür işler yanında bunu kaldıramayız. Bize birini verin yanımıza çıktıktan sonra da baktık, dedi ki işte Uğur burada dedi. Uğur gelsin sizden çalışsın dedi. Böylece Uğur Bey başladı şeyde Köşkü kazısına. Şeyle müzeyle ortak. Bir süre öyle devam ettiler. Arkadan Uğur Bey'in üzerine geçti. Öyle devam edildi. Sonra Uğur Bey maalesef vefat etti. Üzücü bir biçimde. Ondan sonra... E, Nide Müzesi dedi ki bu işi bitireceğiz. Ondan sonra... E, Nimet Hoca zaten ben... E, emekli oldum karışmıyorum o işlere dedi. Ben dedi nasıl olsa Aliye'ye attım acımıyı e, Gidin onunla konuşun dedi. Şimdi benim üstüme bir de o geldi. Ama gerçekten Nide Müzesi'ndeki bütün çalışanlar, yani şu bahçesindeki şeyler bile, Nide Müzesi'nin bahçesi çok güzeldir. Güllük gülistanlıktır. bahçede çalışan görevlileri dahil hepsi canla başla bir şeyimiz olduğunda yardım ettiler. Bir sürede ben çalıştım müze kazısıydı ben onlara şeylik yaptım arazi sorumluluğu yaptım nidede de öyle bir şeyimiz var işimiz var şimdi ben yardımcı doçenttim İlk defa o zaman gittim şeye İngiltere'ye David Hawkkins'in şey yaptığı bu dört ciltlik Anadolu Hitit hiyerogliflerinin bütün şeydeki dünyadaki yalnız Türkiye'deki değil biz beraber gittiğimiz Hamadakileri de değil mi görmüştük orada da var çünkü hiyerogliflerler David Hawkins'in olduğu enstitüye şey yaptım orada bir takım araştırmalar yapmak üzere gittim. Şimdi zaten bu dil tarihle enstitü ya da bu buranın şeysi gibi uzaklıkta British Museum'la. Şimdi ben oraya bir takım malzemeler için şey çalışmaya gidiyorum ama müzedekileri de görmek istiyorum tabii ki daha gider gitmez şey dedi ki David Hawkins gittiğimin şeysi. Ha, bir de onu söyleyeyim ilk defa gidiyorum ben İngiltere'ye nerede kalacağım ne yapacağım. Esin Hoca ile biz kütüphane arkadaşlığından başladık arkadaşla ben böyle tıfıl şey Esin Hoca ne zaman Kuruman ya da fakültedeki şeye gitsem Esin Hoca ile karşılaşırım. Ondan sonra o da baktı herhalde ha bu sık geliyor sen hangi bölümdesin neredesin ne yapıyorsun ne çalışıyorsun derken o Esin Hoca da bir ablam hocam olarak dostluğumuzu ilerlettik. Şimdi Esin Hoca da zannedersem bir, bir yıl ya da yani 6 ay önce gelmiş şeyden. O i̇bn Sina ciltlerini yazıyordu o sırada. Dedim ki böyle böyle bir şeye başvurduk. Bakalım dedim çıkacak mı çıkmayacak mı filan. Çünkü biz Esin Hoca ile geç vakte kadar çalışıp fakültede koridorların elektriklerini kapatıp çıkanlardınız. Aynı tarafa da eve gideceğimiz için fakülteden çıkınca o şeyden Kurtuluş Parkı'nın oradan yürüyerek gidiyoruz. En azından bizim evin köşesine kadar hoca oradan arabaya binip gidiyor filan. Aralarda laflıyoruz. O bir şey verdi, adres verdi. Dedi ki bu Miss Hamlet'a dedi yaz. Ben de hep gittiğimde onun evinde kalıyorum. Gayet şeydir. Ee, rahat bir insandır ee, benim de dedi huyumu bildiği için dedi sana dedi hiç zorluk çıkarmaz dedi gerçekten öyle oldu yazdım da, tabii dedi Esin gönderiyorsa dedi hemen sana yer bulurum dedi e, gittim ki burası Esin'in odası diye <laughs> bir odayı verdi Şimdi ertesi gün tabii şeye gittiğimde David Hawkins'ın enstitüsüne su alsa şey dedi dedi ki bizim kütüphanenin işte gel dedi hadi kartını çıkaralım bilmem ne yapalım filan. Bana dedi soracağım bir şey var mı? Ben de sizin şey inandık kitabı yeni çıkmıştı. Aldım tahsin Hoca verdi. Bunu dedi David'e verirsin. Bunu Melart'a verirsin. Bunu Barnett'e verirsin. Şimdi ben böyle bakıyorum. Bunların hepsi bizim dalın büyükleri. Neyse gittik öyle. Şimdi David Bey ben dedi buradayım. Ne zaman istiyorsan gelebilirsin, burada çalışırsın. Kütüphaneye gitti, gösterdi. Ama dedi British Museum'ın dedi şeyinde hem eserlere bak, hem de aslında o çizdi bana programı. Hem eserlere bak, hem de dedi şeye kütüphaneye git dedi. Yani British Library ile şey iç içe e bir Ondan sonra e, şimdi e, bir yemek yiyelim sonra dedi. E, e, ben seni tanıştıracağım e, şeyle Dominikanımla hanımla. Gittik. <laughs> sonra böyle ikimiz birbirimizin yüzüne baktık. Dominikanımı hanımı ben Hatay'dan tanıyorum. E, şey master konumla ilgili çalışırken Hatay Müzesi'ndeki iki mühüre bakmak için gittiğimde o da Hatay Müzesi'ndeki mühürlere çalışıyordu. alalan mühürlerini. Ve kitaplarını tabi şey yapıyoruz, biliyoruz. Şimdi Dominik dedi ki tamam şey yap, bırak dedi. Ben ben uğraşırım onunla Annet. Benle uğraşmaya. İşte burası böyle, burası şöyle, burası şu. Bana gelirsin, şuraya şey yaparsın. Kitap istiyorsan bir British Museum'da kendin gider oturur orada çalışırsın. Ama mesela onların tabii şeyleri var. Özel koleksiyon malzemeleri. Şimdi çok merak ettiğim, mühür bakıyorum ya. Layart'ın bir şeysi var. Koca kitabı. Şimdi gidiyorum geliyorum Dominikan'ıma diyorum ki o onu görebilir miyim? Sen şimdi şunlara bak diyor. Şimdi tamam, öbürlerine çalışıyorum, bakıyorum, soruyorum da. Hadi bilmem nerede konferans var oraya gidelim diyor. Şimdi her tarafları kütüphane, her okulları yani birbirine yakın mesafede işte bizim fakülte kütüphanesiyle burasıdaki kitaplık gibi ya da gidin etnografya müzesinde de öyle bir büyük kitap koleksiyonu olduğunu düşünün oralarda yani şey öyle zaten mekanlar onun için ne tarafa bakacağınız şaşırıyorsunuz. Hangi kitaba önce saldırsam diye düşünüyorsunuz. Ama mesela o Layard'ın kitabını British Museum'da demişler ki yok öyle şey yapmayız, vermeyiz yani gidip sorduğumda dediler ki hayır öyle herkese göstermiyoruz o kitabı. Çünkü bütün o zamanki Osmanlı topraklarında ki bunun içinde Suriye var, Irak var. Ondan sonra tabii da ama Anadolu'da. Ben, ben, şimdi daha çok Anadolu'da bulunmuş olanların hangisi nerede onun derdindeyim. Şeylere bakıyorsunuz hepsinin güzel çizimleri, renkli şeylerde, kağıtlarda her biri o koca koca şöyle bir büyüklükte böyle gözünüz fırtıyor. Dominika Hanım şey yaptı ve herhalde kendi forsunu kullandı. Ki o e, gerçekten... yalnız İngiltere için değil, dünya çapında bir mühür... uzmanı... E, kişiydi. O zaten aldık kolunun altına <laughs> beni. E, şey yapın... E, beraber gidelim dedi. Ondan sonra... Bunu ben alacağım dedi. Bizim orada bakmamız lazım. Bir malzeme karşılaştırıyoruz dedi. Getirdi bir şeyde. Müzenin içinde. Bir çalışma mekanına koydu. Dedi ki hadi bakayım ben seni buraya kilitliyorum. Çıkacağın zaman şu düğmeye basarsın dedi. Ba bana haber verirler. Gerçekten şurası kadar bir salonun içinde tek... Ben ve kitap oturduk. Ee, öyle tatili olmuş haberim yok benim. Ben onlara bakarken, ondan sonra baktım takır takır kapı açıldı. Dominika Hanım dedi ki orayı bırak öyle gel yemek yiyelim bir şey. Ondan sonra yine gelirsin. Öyle bakmıştım. British Museum bambaşka bir şey. Ama aa, tabii ki e, eserleri inanılmaz. Değil mi? Hepiniz <laughs> biliyorsunuz. Hele arkeolog olarak. Orayı da şimdi yukarıda çalışacağım yere giderken şöyle bir yol yapmıştım kendime. Her gün bir seksiyonun bir bölümüne bakacağım. Çünkü çok fazla malzemeye bakarsanız bu sefer kaybediyorsunuz şeyi. Neydi? Hangisi? Burası mı? Bu muydu? Şu muydu? diye. Ondan sonra zaten binaya girer girmez sizi Efes Artemis'in arşitravı karşılıyor. Bundan sonra <laughs> millet caddenin şeyleri, kuretleri ne hissedeceğini bile şey yapmıyor insan yani arkeolog olarak. Şimdi bir bir, bir taraftan bakıyorum. Diyorum ki tamam şu, şu eser Türkiye'de olması gerekir. Türkiye'de olması gerekir ama Türkiye'dekilerin de o eserleri oradaki gibi sahip çıkması gerekir. Esas meselemiz burada bizim. Yani yoksa e, eserimiz e, zaten diyorlar ya e, e, eser mi yok? E, eser var, bakan yok maalesef. Osman Hamdi Bey'in o, o şeydeki e, Sayda'daki o mezarlıktan çıkardığı başta İskender lahdi olmak üzere o 3 dört tane Lahti... ne zorluklarla nasıl sadrazam çocuğu diye gemiye yüklerken kendisi şeyin e, üstüne çıkıyor. Nasıl olsa bana bir şey olursa kafaları gidecek. Onun için sağlam tutarlar diye lahdin üstüne çık Öyle şeyle binçle götürüyorlar geminin üstüne. Yarı yolda salmasınlar diye. Öyle getiriyor adam. Ee, şimdi e, kaç tane müzede öyle şeyimiz var? Değil mi? Ama Berlin'e gidiyorsunuz Berlin Müzesi'ne. Berlin Müzesi'nde önce sizi Bergamasuna karşılıyor. Ondan sonra öbür tarafa gidiyorsunuz. Zincirli kabartmalarını görüyorsunuz. Bizim Gaziantep'ten gidenleri. Ondan sonra gidiyorsunuz bunu görüyorsunuz. Kapanın elinde kalmış. <laughs> yani e, ama bu işte tarih bilincimizin şeyinden şimdi yakın zamana kadar ne ne diyorlar? Taş toprak diyorlar. Öyle değil mi? Çünkü kültürel yapının Temelinin oralarda olduğunu... Ben mesela ikinci kez İngiltere'ye gittiğimde Oxford'a gittim. Ashmolean'de çalışmak için ama gittim o zaman zamanda. Bu sefer orada da Oriental Institute'un bir parçasına musallat oldum. Bazı şeyleri sormak için. İlk Mısır'a gitmemiştim o zaman. O malzemeleri görür görmez dedim ki benim Mısır'a gitmem lazım inanın böyle şeyler dolusu vitrinler dolusu yan yana yan yana yan yana vitrinler dizilmiş bütün vitrinlerde çeşitli yerler Mısır özellikle İran Anadolu dolu malzeme ve şöyle vitrinin en alt katı belki 3 vitrin dolu şu şeyde sarımsaklar kalmış. Sarımsak. Bildiğiniz sarımsaklar. Çünkü Mısır tıbbının ana elemanıydı. Malzemesiydi. Çin'in de Mısır'ın da. Şimdi kültürel, kültürleri birbirine bağlayacaksınız. Öyle bağlayacaksınız. Mavzolium anıtı... ...için... ...British Museum'dan... ...istendi... ...bir tarihte. Değil mi? Biliyorsunuzdur onu. Ve gayet şey... ...birazcık da... ...ajitasyon... <laughs> ...olsun diye... ...herhalde düşündüler. Halikarnasos'un... ...mavi suları ve... Göğünü özledi, işte gönderin... diye bir e, talep de bulunuldu. British Museum'un cevabı ne oldu? E, mazolyum Anıtı'nı sergilediğimiz salonu... E, bodrum Mavisi'ne boyadık dediler. Şimdi biz sahip olmazsak, değil mi? Olacağı o. Vallahi... Oluyormuş gibi yapıyoruz bence. Yani gö görüntü de var. Yok değil. E, ve o şeyler içinde e, inanın e, canını dişine takarak şey yapan e, kişiler de var. Çok fazla e, Türkiye'de. Ama bir yere geldiğinizde tıkanıp kalıyorsunuz. Maalesef. Ee, ama kitap tarafı... E, apayrı bir şey. O e, hem British Library'de... E, ama şey için söylüyorum e, size... E, o botanın şeyini vermediler, beni bilmedikleri için. Ancak müzeciye veriyor. Eldivenleriyle, bilmem neleriyle Dominik Hanım... getirdi bana, böyle yapacaksın dedi. Sen yaparsın, biliyorum dedi ondan sonra kitledi beni gitti. Öyle şey yapılıyor, çalışılıyor. Ama bizde ben bilmem neyim, bu bu şeyi istiyorum diyorlar. Şimdi bu ne eski esere saygı, ne yazmaya saygı, değil mi? Ne de bilme saygı. Çünkü onlar bizim Mesela Mısır şeyleri, papirüsleri Her şeyi oradan öğreniyorsunuz. Adamların. Ben iki yıl galiba Mısır dersi okuttum. Biraz Mısır öğreneyim diye. O zaman ilk şeyde çalışırken, o zaman okuduğumda öğrendim. Nilometre diye bir şey bulmuş adamlar. Yıldızların da gözlemleyerek belli şeylerle Nil'in taşması lazım ki topraklara şeyini bıraksın mırığını. O mırık da çölün üzerinde çünkü ürün üretmesi için öyle bir toprağa ihtiyacı var. Onun için taşkınların zamanını bilmesi lazım, önlem alınıyor. Biz şeye gittiğimizde böyle şeyden geçerken tekneyle görüyorsunuz kayalık olan yerlerde böyle basamak basamak diyor ki ne bunlar Sonradan Mısır şeye anlatmaya başladığımda öğrendim. Nilometre dedikleri şeye göre mevsim taşkın mevsiminde şey yapacak. Mevsime göre ve zamanını tespit edebilmek için gözlemliyorlar. Şeyin kullandıkları Tıp malzemeleri. Şimdi e, biz sadece e, nur içinde yatasıca e, yatan e, aydın sayılı hocanın e, Mezopotamya ve Mısır'da astronomi, tıp kitabından öğrendiklerimiz kadarını biliyorduk. Ama onun da devamında daha nelerin olduğunu pek şey yapmıyoruz, çıkarmıyoruz ne hikmetse. Eğitim eğitim öyle olurdu geçerken yoldan ama bakarsanız bize yalnız ta ilkokul birinci sınıftan itibaren derlerdi ki hoş bizim evde de aynı şeyi söylerlerdi daha okula gitmeden önce de işte bilmem ne nerede mahsus yapardı yaptı onu babam, Bilmem ne nerede? Ondan sonra Aa, bilmiyorum. Ondan sonra git bak bakalım bul derdi. Arayıp bulmanız lazım. bakar kör olmaması lazım insanın. Değil mi? Esas meselimiz oradan kaynaklanıyor. Okumadan alimiz. Ondan sonra baktığımızı görmüyoruz. Görmek istediğimizi görüyoruz sadece. Emniyet Sarayı'nın arkasından giden Atatürk Orman Çiftliği'ne doğru giden yeni mahalleye giden yol var ya. O, o yolun şeyinden kavşağından şeye kadar bir kere orada bir Demet Evleri'nin tarafında bir tümülü sümsü bir şey var. O, o yolla e, hayvanat bahçesine, eski hayvanat bahçesine tabii ki. Bizim Başkentte hayvanat bahçemiz yok. Başkentte bir gençlik parkımız vardı. Gençlik parkı yok. Bir stadyumumuz vardı. Stadyumumuz yok. Hipodromumuz vardı. Hipodromum da var mı yok mu bilmiyorum. Şu anda. Şimdi Roma devrinden beri <laughs> kent lerde olan yapılar bunlar. Öyle değil mi? E, bizde yok şimdi. Başkentiz elhamdülillah ama e, bu bunlar yok. E, halbuki ne kadar e, nefes alınabilecek alanımız olsa, ne kadar şeyimiz olsa şimdi e, şu yolda e, yani Ulus'tan Kızılay'a, Çankaya'ya kadar çıkan yolda ben eski halini biliyorum. şu yol üzerinde kaç tane sinemamız vardı? Kaç tane tiyatromuz vardı? İşte operamız vardı. Öyle değil mi? Ama yok. Şimdi bir ve bir ülke tarihiyle birlikte anılır. Şimdi siz tamam yeni binalar yaparsınız ama eskiyi bozmadan yaparsınız. Eski binayı yıkayım yerine bilmem ne yapayım yapıldığı için olmuyor işte ve bütün bunlar. Kentleri kim, kimliksizleştiriyor. Kentte yaşayanları da kimliksizleştiriyor. Nerede ne yapacaksın? Mesela e, siz Ankara'da e, hepinize sorayım e, şeye. E, Altın gideniniz var mı? Biz her yıl, her yıl liseden itibaren. Ee, en az yılda iki defa, üç defa Altındağ'a giderdik çünkü Altındağ'da bir tiyatro vardı, devlet tiyatrosu vardı. Altındağ Tiyatrosu. Ee, bizim fakülte binası inşa edilmeden önceki fakülte binası Vakıf işhanı, Gençlik Parkı'nın yanındaki. Onun bir tarafında küçük tiyatro vardı. Bu tarafında Gençlik Parkı'na bakan yüzde oda tiyatrosu vardı. Bu tarafa gelirdiniz opera, büyük tiyatro vardı. Ondan sonra şeyde arkada yeni sahne vardı. Yukarı çıkın Kavak Dene'de şey vardı, yeni sahne vardı. Öbür tarafa gidin Ankara Sanat vardı. Ee, ve e, her hafta herkes sırayla arkadaşına e, göre şey yapar, bir oradaki oyuna gidersiniz. Ertesi hafta öbür arkadaşınız der ki, ben küçük tiyatrodaki bilmem nereye gittim, o daha güzeldi ama ona da gideceğim, oraya giderdik. Ve öğrenci zaten devletin şeyi olduğu için kar amaçlı değildi bunlar özellikle öğrenciye indirimli olurdu. Yani biz öğrenci şeyimizle, bütçemizle hem lisedeyken hem üniversitedeyken bunlara giderdik. Tiyatro sinemaya giderdik. Şimdi Ankara'da kaç tane sinema var biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Hiç sinema yok. E tiyatro yok e, her mahallede halk kütüphaneleri vardı şimdi var mı bilmiyorum varsa açık mı Mesela mesela benim kazı yaptığım yerde Acemüyük'te... bir kitaplık açtılar Ben dünya kadar kitap götürdüm onlara ya yani o okusunlar diye ama ben biliyorum, benim kazıda en azından yani vicdanım rahat, kazıda çalışan ve meraklı olan işçilerimiz yaz tatillerinde gelirlerdi, harçlıklarını çıkarmak için çalışırlar. Hem de bir şeyler öğreniyorlar. Yeni de o eski eserin neden önemli olduğunu anlatıyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. Mesela üniversite sınavına gireceğiz ama işte kitabımız yok, bilmem neyimiz yok, Sahiden yoktu gerçekten. Buralardan bulduklarımızı götürüp koyuyorduk. E şey, kitlediler. Var ama kitle. Kütüphanem var. <laughs> Kitaplar da bizde. <laughs> anlayacağınız. Şimdi söylendiğinde de bize diyorlar ki o sizin zamanınız öyleydi. Artık geçti onlar. Tamam geçti. Şimdi peki ne var? Değil mi? Ee, bir, birazcık şimdi e, hak da veriyorum aslında. Kitaplar filan o kadar pahalı ki. E, şimdi birisi çalışmıyorsa Kitap alması da zor. Şeylere gidip onları bilmiyorum. Şimdi eğer insanlar karnını zor doyuruyorsa kitap almaz. Yani bu bütün dünyada böyle şeyde. Herhalde bir Çin'in bazıları. Şeyin ya da Hindistan'daki bazı şeyler değil mi? Ayrı bir e, e, gruba mensup olanlar kasdakiler e, yapabiliyor böyle bir şeyi. Ama e, siz eğer e, farklı ekonomik, farklı eğitim düzenine sahip kişilerle bir arada, Birlikte çalışmak için, yaşamak için şey yapıyorsanız, onları da göz önüne alıp, ona göre yöntemler yapması, geliştirmesi lazım yöneticilerin. Ve bence o çözüm, başka türlü olmaz. Şimdi düşünün Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda okur yazar kaç kişiydi, değil mi? şeyde... ne 10. Yıl Marşı'nda söylenilen... 10 yılda 15 milyon genç yarattık diyor. Değil mi? Ama her yaşta. Yani hepsine okutabildi. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız, ama yok... bizim derdimiz tamamen... farklı şeylerse... Bizim yapacağımız bir şey yok. Ben şahsen e, e, herhalde e, bir takım e, şeyler olmasına rağmen e, ihtilaller bilmem neler değil mi e, bizim sürekli yaşadığımız e, gençliğimizde dönemlerde e, olmasına rağmen bizler yine çok iyi yaşamışız çok iyi eğitilmişiz. Çünkü o kuruluştaki temele sahip hocalar tarafından yetiştirildik. Esas meselemiz o.